Selamlar sevgiler efendim. Hepinize güzel bir Teknojet dileğiyle. Bugünkü konuğumuz Erhan. Oyun kurdu. Schools and Bonds oyunu hakkında konuşacağız. Kendisi oyunu aldı ve bir süredir de oynuyor. Sanırım bitirmek de üzere. Erhan hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Merhabalar. Hoş bulduk adam Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Oyunun ilk izlenimleri senin gözünde neydi ve Schools and Bonds nasıl bir oyun? Oradan başlayalım. Schools and Bonds nasıl bir oyun ve oyunun ilk gözlemleri senin için neydi? Onları sorayım ben ardından peş peşe zaten akar gider şeyimiz. İlk gözlenimler derken e, tabii ki beklediğimizin çok gerisinde bir oyun çıktı. Yani e, bize vaat ettikleri birçok şey yok. Onu da baştan söyleyeyim. Hı -hı. ha Oyunu severek oynuyorum O ayrı bir şey zaten. Oyunu da bitirdim yani artık end game'deyim. Hı -hı. E, sonlar artık iyice sonlara yaklaştım diyebilirim. Ama O'nun haricinde dediğim gibi yani beklentilerin çok altında kaldı. Tabii bunları da ilerleyen konunda DNA süreci de konuşacağız ama ben şu anda e, severek oynuyorum günlük zaten her şey bir devam ediyorum bir şekilde. Peki şeyin oyunun genel mantığı ne yani sadece şimdi korsan oyunu diye biliyorum ben ya da hiç oyun hakkında bilgisi olmayanlar korsan oyunu diye biliyor bunu bu ya kadar abi, söyleyebilir miyiz yoksa biraz daha detaylı bir oyun mu yoksa ya abi de. gerçekten korsan mı? Ya yani şimdi şöyle aslında tam bir korsan oyunu değil. Yani şöyle korsan oyunu değil. Korsan temalı bir e, aksiyon oyunu aslında. Hı hı. Ama e, şöyle bir şey var. E, tamamen gemi savaşları üzerine kurulu bir oyun. Yani aslında korsan temalı olmasına rağmen korsanlık yani karakterinizle yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Onu da söyleyeyim. Yani tamamen gemi savaşı üzerine kurulu. Karakterinizi sadece işte adalarda işte e, yerleşim yerlerinde e, gezip görev almak için kullanıyorsunuz, İşte belli belli başlı malzemeleri almak için kullanıyorsunuz. Onun dışında karakterinize hiçbir şekilde işte silah kullanayım, işte e, savaşayım, kılıç kullanayım, çatışayım falan hiçbir şey yok. Her şey gemi üzerine kurulu. Anladım. E, peki bu da zaten en büyük e, şeyi düşürüyor, o beklentiyi evet. düşürüyor. Beklentiyi çok düşürüyor. Kesin ben şimdi korsan oynuyorsam, korsancılık oynuyorsam, bir karakterim varsa niye sadece gemiyi geliştiriyorum? Bu çok çok ciddi bir sıkıntı. Peki oyunun şimdi hızlıca sorayım. Artı yönleri neler? Eksi yönleri neler? Şimdi artı yönleri dediğim gibi aslında grafikleri ne kadar yaşanın çok gösterse de hani o açık dünyası güzel. Bunu söyleyeyim. Korsan teması olarak da güzel. Zaten gerçek haritaların olduğu yerlerde geçiyor. Yani uydurma son bir haritası yok. Ee, bazı bölgeleri e, şey renderlamışlar, oraya koymuşlar. Ama e, işte gemi çeşitleri falan güzel. Hani ortam ambiyansı güzel, işte karakterler güzel aslında. Baktığın zaman çok ufak bir hikayesi olsa da hikayesi de fena değil. Hani çok fazla üstüne durmuyor. Yani hikaye bazlı bir oyun değil çünkü. Ama e, eksileri dediğim gibi çok fazla var. Yani artalarının <laughs> yanında eksiler daha fazla. Mesela en büyük eksisi benim gözümde şey ee, karakterin geliştirememesi evet. yani karakter temalı evet. boyun değil sadece karakterin gemi temalı. Geliştirememen gemi temalı. Yani bu şey gibi World of Tanks'ın suda geçen versiyonu gibi düşün. O yani güzel örnek. Sadece, sadece e, tankını geliştiriyorsun. Tankına işte veya yani gemine işte onları takıyorsun, zırh takıyorsun, top takıyorsun, tüfek takıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Olay bu. tamamen bunun üzerine kurulu. Bu. Yani gemini geliştir. E, işte yükselt malzemelerini ondan sonra e, çık açık dünyaya işte görevleri yap gemileri batır oradan loot edit. git o lootları bilmem nerede sat para altın, şey yap ondan sonra iş ilerliyor tabi gittikçe Aslında klasik bir Ubisoft oyunu diyebilir miyiz yani hani e, açık dünya tema açık dünya değil mi oyun açık dünya ama aslında klasik bir Ubisoft oyunu değil <laughs> yani aslında burada Ubisoft biraz e, şeyden çıkmaya çalıştı burada hani farklı bir şeyler yapmaya çalıştı ama yüzüne gözüne bulaştırdı. Hmm. Ee, bu Bunun sebebi de şey. Yani aslında oyun 2017 yılında ilk duyurulduğunda çok iyiydi. Yani hmm. o grafikler, o görsellikler işte böyle yapacağız, şöyle yapacağız, işte Assassin's Creed Black Flag'tan örnek alacağız, işte şöyle işte onun Multipleri gibi düşünün falan diye bayağı milleti gazladılar. Ondan sonra şimdi Ubisoft'ta birçok stüdyo var biliyorsun. İşte evet. var, Kanada'sı var, bilmem nesi var, Jart'ı var, Jurt'u var falan. Şimdi şöyle bir şey olmuş abi. Oyunun başına her geçen tasarımcı oyunu bir öncekinin yaptığını beğenmemiş. Oo, benim o yüzden gelişme süreci tamam. hep mesela şimdi çok uzun sürdüğünü bu yüzden uzun sürmüş. Yani oyun tam işte mesela şimdi sen gelmişsin demişsin ki ben bunu böyle yapacağım böyle yapacağım. Oyunu bitirmişin Öteki ben sonra diyor ki Ubisoft diyor Erhan sen gel kardeşim diyor. Sen de buradan devam et diyor. Bu adam ben diyor başka görev vereceğim. Sen geliyorsun. ben geliyorum diyorum ki hayır kardeşim ben Erdem'in yaptığını beğenmedim. Sil baştan bir daha yap oyunu. Her gelen sili baştan bir daha yapmış. Yani ...bir türlü oyunu toparlayamamışlar. Anladım. Yani o e, zaten o, o gelen beğenmesi, bu gelen onun yaptığını beğenmesi, oyun bir şekilde bitmeden çıkar bu şekilde yani işte yani eksik çıkar veya yanlış çıkar, seçti. Işte. Aynen. Bir de, de zaten oyunu çok erken duyuruyor. Yani erken derken oyunun duyurusu 2017. 2000... 17 telefon çalıyor. Ee, oyunun duyurusu 2017 ama çıkışı 2024, değil mi? 4. Evet. Ya 2024. Yani bu da aslında bana şey gibi izlenimi veriyor. Yani Ubisoft aslında bu oyunu duyurup gazlayıp millete sunmasına rağmen çok böyle üstünde durmamış gibi geliyor. Ya da dursa da beklentileri belki yapamayacağını anlıyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Ben çok ilgilenmiyorum yani. Olay olay şu. Aslında Ubisoft bu oyunu iptal edecekmiş. İptal Peki, edecekmiş yani iptal, yani iptal etme. ama iptal etmemesinin sebebi Singapur hükümetinden galiba bu oyunu çıkarmaları için bir destek almışlar. para. Singapur ne alaka? Sanırım oradan yani bildiğim kadarıyla. Ha. Singapur'da hükümetinden destek almışlar. Çünkü Ubisoft Singapur e, şeyinin iç, stüdyosunda yapılan bir oyun. Hmm. Öncelikle. ilk onun başlığının altında. Singapur hükümeti demiş ki kardeşim demiş eğer sen bu oyunu çıkarmazsan ben sana verdiğim bütün desteği geri çekerim. Sen bu oyunu çıkarmak zorundasın. Ben sana bu kadar para yatırdım. Sen şey yaptım. Hani bu oyunu ben sana destek verdim. Bu oyunu öyle ya da böyle çıkacaksın demiş. Adamlar da mecbur çıkamak zorunda kaldılar. Diye söylenti var. Yani söylenti var demeyeyim de öyle bir konu şey var. Yani o yüzden bu... ben o yüzden ben diyorum ki hani e, bunlar zaten iptal çıklardı bu oyunu çünkü artık bütüdü çıkmıyor abi. Her gelen bir şey değişirse oyun bitmez yani. Ondan sonra e, bunlar da mecbur kaldılar. Çıkarmak zorunda kaldılar. Böyle bir e, sunumla karşı karşıya kaldık. Yani e, çok güzel bir teması var. Çok güzel bir aslında şeyi var. E, malzemesi var ellerinde. Ama bir malzemeyle bu kadar kötü yemek ancak bu kadar pişirebilir yani. İşte O da e, benim düşüncem e, mesela şeyi grafik, grafik olarak, ambiyans olarak sen e, Twitch'te yapmıştım yayın. Oradan ben biliyorum. Çok çok güzel. Yedim. Gerçekten aslında evet, gerçekten o güzel, da evet. senin gibi. Hatta senin Twitch yayından açayım mı ben kenarda o da oynasın? Aç. Fark etmez. Tamam, tamam. Yani dediğim gibi hani o işte fırtına yakalı olsun, fırtına sesleri olsun, suyunda şey olsun işte geminin e, verdiği tepkiler su üzerindeki hareketleri, şeyleri işte rüzgar yoluna göre geminin e, kendini savurması falan filan. Yani hani gerçekten uğraşılmış. Hani bak büyük emek var ama bitirememişler abi işte. Bu evet. olumsuzluklar bu olumsuzluklar oyunun aslında çok güzel olacak. Belki de hani şey gibi hani best of diyorlar ya belki de bu serinin en iyisi olacak bir oyunu evet. en dibe çekmiş. Yani düşünsene sen az önce söylediğiniz gibi yayının başında. Hani korsan temalı bir oyun oynuyorsun. Ben işte karakterimi yapıyorum işte kıyafetlerini hazırlıyorum işte korsan yapıyorum falan ama gemiden çıktığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Ya şey mesela... Hani ne bir silah kullanabiliyorsun, ne bir kılıç kullanabiliyorsun, ne bir atraksiyona girebiliyorsun. Hiçbir şey yok yani. yani git adaya, görev al, oradan malzemelerini al, bilmem ne yap, işte gemini yükle, çık gemine savaşa git. Başka bir şey yok. Şöyle ilerleri bir yer alayım ben. Oyunu değerlendirmeni istiyorum abi. Grafik açısından, ses efekt açısından, hikaye açısından, oynanabilirlik açısından. Sırayla bunlara puan vermeni istiyorum. İlk olarak... Şimdi aslında başlayalım. Şimdi. Ya, grafikten İlk olarak başlayalım. Aslında grafikleri ee yaşını gösteriyor. Yani ne kadar e, cilalanmış olsa da aslında çok daha iyi bir yer olabilmiş. O yüzden aslında hani şimdi grafikleri bağlamayacak olsak 5 üzerinden 3.5 diyelim. 10 üstünden yapalım mı? 10 üzerinden o zaman 8 diyelim. Yani 10 üzerinden 7 diyelim o civarlarda. Tamam. E, oynanış olarak güzel. Ona da 10 on üzerinden aslında 6 e, veriyorum. Çünkü Hı -hı. bu karakterini kullanamama işte bilmem ne yapamama o büyük eksiklik. Evet. O yüzden Oyun arayışı var. Yani sadece gemi oyun arayışına ben puan verdiğim için. O yüzden 6 diyorum bunu. Ondan sonra hmm. e, ambiyans falan çok güzel. Bak şimdi işte yeni sezon geldi. Bak şu burada şu anda videoda gördüğümüz gibi işte bu sezon içeriği aslında normalde. E, hmm. End game'e bağlı. İşte e, ona da güncelleme yapan yapıyorlar. Ona da bir 10 üzeri 7 verelim. E, şimdilik böyle yani. Anladım. Şey peki e, şunu sorayım. Gemiyi Batırabiliyorsun bir de yanına yanaşıp e, rakip geminin yani düşman geminin güvertesine çıkıp böyle kılıç kalkan falan bir muhabbete girebiliyor musun? Yok. Bilmiyorsun anladım. Yani onun dışında ne sorabilirim başka? Aklıma ne geliyor şöyle hızlıdan? Heh. Bu araları da kesiyoruz. Yeniden soruyorum. 3-2-1 Evet yani e, peki oyunda böyle aklında kalan bir görevin oldu mu hani ya yani şu görev şu, şu misyon çok başarılı benim çok hoşuma gitti dediğin bir e, görev var mı ya da görev görevleri nasıl onu da anlat önce görevleri nasıl onu anlat ardından da aklında kalan yani şimdi bazı Ubisoft oyunlarında görevler kendini tekrar eder ya da bazı bazı oyunlarda bunda görev algısı ne hani tekrar çok yavan mı görevler yoksa yok hayır ya eğlenceli mi e, ee, ikisinin arasında. <laughs> yani bu Ubisoft oyunu olduğunu belediye oyunlar görevler neredeyse yani birbirinin aynısı. Yani şuraya git, şunu patlat, buraya git, bu üst şey işte limana ele geçir falan şöyle yap böyle yap bunları benden şeyim aldılar falan. Ya şimdi şöyle olay Hı -hı. var. iki tane şimdi bir iki tane ana şeyi var. Burada biri Saint En korsanların ana üssü. Bir de e, Telok Penjeloh diye dediği bir ayrı bir korsan üssü daha var. O da işte daha çok Hindistan'a bağlı. Hani Hindistan topraklarına yakın bir yerde. E, suyu yakınlarında yani. Şimdi o yüzden iki tane farklı ana karakterimiz var. Biri işte bir e, kaptan skurlok dediklerimiz bir e, erkek karakter. Bu da bir, bir korsan kaptanı. Bir de işte e, prenses. Yani aslında Kadın Hiç karakter de alabiliyorsun. Kadın yani. karakter. yok, kadın karakter zaten sen şey seçebiliyorsun yani. Hı. Karakter seçmede problem yok. Sen istediğin gibi karakterini kadın veya erkek buluyorsun ama iki tane ana karakter var hikayede. Sen bunlara bunlardan görev alıyorsun. Anladım. Sen şimdi oyunun başında bir kaptanısın geminin. Bir İngiliz şey ordusu tarafından senin gemini batıyorlar. Sen işte suya düşüyorsun falan filan. Gözünü açtığın zaman yanında bir tane bir, bir iki tane şey kalmış, mürettebat kalmış. Onlarla bir şekilde görevi başlıyorsun işte. okey tamam. Hani olay öyle yani. Ama e, dediğim gibi görevler birbirine çok benziyor. Yani zaten çünkü şey yok. Hani senin karakterinle yapabileceğin hiçbir şey olmadığı için. Kaptana giriyorsun. Kaptan diyor, işte diyor Hollandalılar diyor benim şeyimi yapmışlar diyor. Onları günlük göstermemiz lazım diyor. Git diyor işte Hollanda kaptı şeyinin işte Hollanda'nın diyor şu e, generalinin gemisini batır diyor. Onun diyor bana diyor kellesini getir diyor mesela. Örnek ya ediyorum. bak benim mesela Ubisoft... Gidiyor, yani mesela çok sözünü kesmiş gibi oldum. Yok, ee, Çok yok. kısa bir şey araya gireceğim. Mesela Ubisoft oyunlarından çok fazla oynadığım yoktur. Ama Odyssey oynadım. Odyssey'deki abi görevler de öyle ama o kadar güzel bir e, hissiyat verdi ki bana o. İşte Sokrates'le konuşuyorsun. Aristoteles'le konuşuyorsun. Onlar felsefe yaparken onlarla diyaloğa giriyorsun. İşte senin karakterin Cassandra ise Cassandra diğer erkeğin adını unuttum. Oysa oy fark etmez. Alexios. Evet, Alexios. Evet Alexios. Oysa işte gidiyorsun e, Sevdiğim mesela e, çok ufak bir kız var Cassandra'nın. Belki Alexios'un da aynı hikayesidir. İşte o kızla çok e, küçük çocukla çok güzel bir diyaloğa giriyorsun. Onu öldürüyorlar. Orada bir duygu... E, Yaratmış oyunu yapanlar. Fakat bunda öyle bir şey yok gibi algılıyorum ben yani. Bunda şu abi, hani oyunun içine çekebilecek bir görev örgüsü ya da e, karakterle özleşeceğim bir görev örgüsü örgüsü yok diye anlıyorum ben. Doğru mu abi? Doğru. İşte Doğru. Bence ki bence en büyük eksiklik, eksiklik bir bu. De o. Evet. En büyük eksiklik. Bu zaten orada i̇şte... kopuyor yani film. Zaten işte karakterinin üzerinde herhangi bir değişiklik yapamamak yani yapamamakta, işte geri istememek senin dediğin gibi İşte ne bileyim e, karakterininle bir silah kullanmaması, bilmem ne yapmaması zaten seni kopartıyor. Bir de bu senin dediğin e, bu görev örgüsündeki boşluk yani tek düzelik diyeyim ona o tek düzelik seni iyice kopartıyor olaydan. Yani, yani şey ya gemine, bin ha. git. E, açıl denize korsanlık yap abi. Yani bunu o gemiyi, batıyor, bu gemiyi batır, Aynen. Olay tamamen onda. Yani hadi şimdi sezon geldi. Yeni sezonda işte bir tane boss gemisi getirdiler. İşte bir e, şeyli e, ne derdi ona? Hastalıklı bir mürettebat bir kaptan var. İşte Karayiplere şey saçıyor. Okyanuslara işte. Sen de gidiyorsun onu avlıyorsun falan filan. Ama yani tamam bunlar güzel şeyler. Böyle değişikler. Hani şeye biraz hani Karayip korsanlarından Özenmişler gibi hani nasıl kayıp korsanlar bir tane uçan Hollandalı vardı farklı bir gemi böyle ona batırmaya evet. onun gibi hani bak o çeşitliliği vermeye çalışıyor ama senin de söylediğin gibi karakterinle ben bütün olamamışım ki abi sana bana sen 100 tane gemi çıkarsan ne olacak? Yani, yani şöyle de bak bir örnek vereyim ben mesela beni bilirsin ben öyle e, third person tarzı hani Creed Odyssey tarzı oyunları oynamışlığım yoktur. Yoktur abi. Ben FPS, spor o tarz oyun kafasında bir adamım. Ama e, oradaki kurgu, oradaki o karaktere, Cassandra'ya ya da Alexios'a bir e, şey vermeleri, duygu vermeleri, o duyguyu işte bizim o e, arkadaşlarımızla bağdaştırabiliyor olmamız. Yani oyun içindeki insanlarla e, NPC'lerle bağdaştırıyor olabilmemiz. İşte NPC'lerin derdini dinlemek, gidip Sokrates'te bilmem neyle felsefe konuşmak. Hatta senin verdiğin tepkilere göre oyunun örgüsüne kadar değişiyor bilmiyorum ama senin verdiğin tepkilerin kavgalı mı olacak, kavgasız mı olacak gibi olaylara sonuç vermesi bana inanılmaz mesela mükemmel bir keyif vermişti ve ben tarzım olmamasına rağmen öyle bir oyunu oynadım. Hala da oynuyorum. DLC'leri yüklü vesaire bilmem ne. Hala oynuyorum. Hiç unutmuyorum mesela bu ilk görevlerden biri ki benim tekrar söylüyorum o tarz oyunlarla alakam çok yoktur. Hani o tarz oyunlar nasıl oynanır onu da çok fazla bilmediğim için bir görev vardı. İşte birine iş yapıyor bizim arkadaşlarımızdan biri fakat o kişi parasını vermiyor. Sanırım şarap mı veriyor, bir şey özüm mü veriyor öyle bir şey. Ben de gittim adamla konuşuyorum. Evet dostum parasını ver diyorum bak. Kasandarı seçtim ben bu arada. İşte falancanın parasını ver diyorum bak. Üzümleri vermiş. Almışsın üzümleri ama diyorum para vermemişin. Ya alırsınız siz ben hadi görüşürüz falan diyor yolluyor beni. Cık, ulan nasıl alacağız biz bundan parayı? Ö, arkadaşa gidiyor. Diyor ki ya hala almadım mı parayı diyor. Ona, ona gidiyorum tam alırsın diyor yolluyor. Tesadüfen mouse'un sol tuşuna bastım. Ve o, arda, o anda onun dükkanın içindeydik. Dükkandan birkaç tane şarap fıçısı kırıldı. Ee, bunu şey olarak algıldı. Aslında öyle yapmam gerekiyormuş. Tehdit olarak algıladı. Ve o karakter gelip tamam tamam dükkanımı dağıtmana gerek yok. Okey paranızı vereceğim. Al bu senin para falan deyip parasını verdi. Mesela hmm. bu bana acayip bir keyif verdi. hani evet. Bilinçsizce yaptım ama... Hani oradaki... E, arkadaşım için işte onun birkaç tane şarap şişesini kırmam. işte onu tehdit etmem falan. Mükemmel bir şey. Hani bu açıdan çok ciddi sınıfta kalmış bir oyun. Ama buna rağmen de ben kaç sattığına bakacağım şimdi. onu araştırırken senin bu konu hakkında söylemen istediğin bir şey varsa devam edebilirsin ya da başka evet. bir konuya geçebilirsin. Ya şimdi dediğin doğru güzel bir şey. Ya bunda da bazı şeyler güzel kısmı var. Mesela çok zorlu bir generalinin bir şey yani gölgelerin bir tanesi işte bu Dutch dedikleri yani Hollanda generalin İbnü't e, Tebat'ını yani onu gemisini batırmamızı istiyor bir şey olarak, bir misilleme olarak. E, gidiyoruz mesela onu batırıyoruz ve bayağı da zorlu. Hani senin yanına e, diğer faction'lardan da destek geliyor. Yani tek başına gitmiyorsun. 3-4 gemi daha sana desteğe geliyor. Çünkü tek başına yapabileceğin bir şey değil ki geminin generalin gemisi ağır hızlılı ve hani o büyük kalyon gemilerinde yani hakikaten savaş -ha. gemisi. Hani zorluyor seni ama mesela işte bir şekilde yeniyorsun işte gidiyorsun torna falan döndüğün zaman şey olayı da, da var bu da mesela hani ama işte seninlerin gibi asasın kırdığı gibi senin kadar fazla gene hiç, içine çekmiyor ama yine de güzel mesela şey diyor ki yani bak diyor şey kadın veya işte prenses veya işte diğer şey gittiğinde Hı -hı. kaptan diyor senin diyor şey yaptıklarını diyor benim diyor işte ta denizden ötesine kadar buraya kadar geldi diyor sen diyor yani bütün her şey senin seni konuşuyor diyor şu anda diyor falan mesela Hı -hı. burada orada sana böyle bir gaz veriyor yani bak bütün şeylerin yaptıklarını duydum herkes seni konuşuyor diyor falan işte te şey yaptım ee, e, Saygı duydum falan filan işte bu benim hoşuma gitti falan gibi yanında sana şey yapıyor. Mesela diğer kaptan arke erkek gittiğin erkek zaman bak diyor işte diyor sen diyor bütün denizlerin diyor en iyi korsanısın diyor. Ama diyor şunu unutma diyor hala benim için çalışıyorsun diyor. Orada da sana bir şey veriyor. <laughs> Orada da bir şey yapıyor hani bak kendini fazla şey yapma hala benim için çalışıyorsun gibi falan şey yapıyor mesela. E, ama hani dediğim gibi çok sıkı kalıyor. Yani bunlar şey yapılmamış. Peki Yok, güzel bir bu, bu oyunun değer mi yani bu parayı vermek şu an şu anda fiyatı nedir oyunun? Yok ama şu an ben şimdi şöyle e, oyunu ben ön sipariş verdim oyunun fiyatı 900 hı. -hı. E, şu anda bir yüzde bir küsur indirim yaptılar şu anda 600 liraya falan düştü galiba 600 liraya ama yani e, o bile fazla şu an için Türk lirasına yani bizim şeyimize göre söylüyorum hani Çok şu anlamış. anda yani şu oyunun aslında şu haliyle şu haliyle ki fiyatının 300 lira olması lazım abi. Evet. Hani 300 lira, 300 lira. 300 liradan fazla verilmez. Çünkü bak diyorum bak sadece kozmetik. Senin kaptanın hiçbir özelliği yok. Tamamen kozmetik. Senin mürettebatının hiçbir özelliği yok. Tamamen kozmetik. Senin geminin zaten dışı kozmetik yani geminin dışındaki yani şey değiştiriyorsun. Sadece silahlarını değiştirip işte geminin seviyesini arttırıyorsun işte geminin içerisinde birkaç tane furniture dedikleri bir şey koymuşlar. İşte onları takıp e, özellik veriyorsun gemiye. Hani bizim bu World of Tanks'ta kullandığımız şeyler gibi. E, modları var ya. Modlar gibi. Neydi, mod mu? Neydi onlar? E, e, donanım. Ya, donanım. Aynen Donanım gibi. Donanım koyuyorsun. İşte yok efendim bu vuruşunu şunu %50 arttırıyor. Şunun hızını şu %15 doldurtuyor falan. Onun gibi şey yapıyorlar. Bu ama, arada abi şey ben PlayStation 5, Xbox Series ve PC, x ve PS e, evet. Evet çıkmış ve toplamda hepsini. 850 bin e, civarı bir satışa ulaşmış. Çok yani az değil satmadım. mi? çok az. Evet çok az. Çok az. Yani ve, bak mesela ve şimdi konuyla alakası yok ama mesela Heldivers 2 diye bu oyun çıktı biliyorsun. Adamlar Onu yapacağız. onun programında o, o da milyon artık ilk ilk haftada 6 milyon satış satacakmış. 6 milyon mu 8 milyon mu? Çok acayip. İlk bir haftada tabii hiç, inanılmaz hayplandı o. Hani şu anda 8 milyon falan çıkmış galiba en son duyduğum kadarıyla. Bilmiyorum hani hala da şu anda Steam'de en çok oynanan oyunmuş birinci sırada. Çok az satmış. Ben bir örnek daha vereyim. Ben hep şey de diyorum abi. Kaliteli bir şey yapıyorsan tamam mı oyun piyasasında denenmemiş bir şey yapıyorsan farklı bir tarz ortaya koyuyorsan satıyorsun. İşte ilk zamanlar DayZ'yi biliyoruz. Çok iyi sattı. Hala da oynayan var. Ee, PUBG Pardon mikrofonu kapadım. PUBG. Hala oynayan var. Tarkov. Sadece 2023 2022-2023 yılında 832 milyon euroluk kazanç elde evet, etmiş. İnanılmaz rakamlar. O. Ama Tabii işte canım. ben Ubisoft'u şurada eleştiriyorum. Abi tamam çok güzel. Ee, çok aslında Güzel bir örnek, güzel bir şey bulmuş korsan. Ben bile ilk duyduğumda aa falan dedim böyle. Evet. Hani nasıl olur falan hani bir şey yapıyorsun. Ama onun üstüne sen bir şey koyamayınca yavan kalınca bir esprisi olmuyor olayın. Yani farklı bir şey yapması Ubisoft için ee, daha karlı ama Ubisoft'ta o kafalı değil sanırım. Yani bizim zaten tutan bir konsept var yapıştır geçti ya geç diyor ya ya koy oraya işte yani tane adam o diyor. Kadar yani ben de inanılmaz şey yaptım. Yani dediğin gibi şok oldum. Yani bu bak bu hani bu grafik deblek aslında yani çok fazla geliştirme gerek yok. Şu grafiklerine bile hakikaten hani Open World şu anda ama gerçekten bir Open World bir oyun yapsaydı şu anda sadece bunu konuşuyorduk. Evet. Yani, yani bak bu bu şeylerle hani gemini karakterini kullanabileceksin. Karakterine seviye atlatacaksın işte silah kullanamayacaksın. İşte mesela arkadaşlarına örnek veriyorum. Bir tane boss yaparsın bir adada 4-5 kişi veya 10 kişi. Neyse işte belki de 10 tane de bile. Ben hani isterdim. Hani 10 tane arkadaşımı toplayayım gideyim abi o adaya baskın yapayım. Çok güzel. önce, önce karada. Kara sonra denize denizde savaşmaya devam edeceksin mesela. Hani silah şey... gemiye gemiye bineceksin. Bir de şöyle bir şey var mesela. Oldu ki diyeceğim ki Erdem hadi gel kardeşim sen benim gemiye biz beraber bize benim gemide atışalım. Hani şimdi başkası senin gemine de gelemiyor. Abi, Şu anda senin... online'da oynanıyor mu oyun nasıl ya da online kafası zaten, nasıl? Oyun zaten online zaten. Ha. Oyun zaten online. Hani açık dünya online zaten. Hani sen görevleri online her üzerinde yapıyorsun. Anladım. Yani bir Ubisoft felaketi mi diyelim? Ubisoft rezilliği yani, mi diyelim? Evet, evet. Felaketi diyelim. Yani çok güzel bir konuyu çok güzel bir şekilde işleyebilecekken mahvetmişler Mahvedmiş. ve e, dibi vurdurmuşlar yani. Peki şeyi de sorayım ha. abi. E, buna rağmen mesela sen oyunu bitirmek üzeresin. Oynuyorum evet. Severek oynuyorum yani. Çünkü ha, işte, alternatif mesela... yok. Hani, olay bu. Okey oraya gelecektim. Yani e, tamam okey oyun kötü vesaire bilmem ne. Ama seni tutan şey alternatif olması ve korsan temasını seven biri olarak da bunun üstünden maalesef alternatif olmadığı için FIFA gibi onda zaten sürekli vorbeğini çok tübürmüş aslında. Zaten bir as, as, <laughs> varaz gibi aslında ama mesela eee Microsoft'un da şeyi var. Eee Xbox'ın da aynı zamanda şeyi olarak eee Sea of Thieves var. Hmm. Aslında o da korsan temalı bir oyun ama o FPS olarak oynanıyor ve onda e, o aslında o da e, şey farklı bir bir şey, mizacı var ama onda mesela arkadaşlarına farklı farklı hani mesela 4 kişi 4 arkadaşına bir gemiyi de kullanabiliyorsun. Yani orada olay çok farklı bir gemiyi kullanıyor biri yelkenleri yönetiyor Biri topların başına geçiyor falan böyle tam bir iş dağılımı var Şimdi bak ben çok güzel bir yorum okuyacağım ekşi sözlükten Bunları da yapacağım artık ekşi sözlükten Ya da işte Uludağ sözlükten falan filan yorumları tabii, tabii, tabii. okuyacağım tabii, tabii. Ha Evet bak ekşi sözlükten O yorumu okuyayım şimdi Geçen gün denk geldim buna aha tam aradığım oyun dedim Baktım 1500 kayme Xbox'ta var Playstation'da var Bir sürü platformda var dedim ki tam bana göre Hemen verip oynayayım ama dedim dur. Hemen atlama. Bakalım nedir ne değildir bir araştırayım dedim. O ne lan? Karşı gemiye çıkamıyorsun. Hayfa halatları atıyor ve yağmalayacak gemi patlıyor. Ne alaka lan? Küfrediyor. Gemiden gemiye saldırı olmayan korsan oyunu mu olur dedim. Kılıcı tabancayı eee mı sokacaksınız? Ne yapayım ben onları dedim. <laughs> ve tam alacakken vazgeçtim güzel bir yorum yapmış. Yani aslında bizim demin dediğimiz şeyi anlatmış adam. Hani özetlemiş. Gemiden gemiye saldırı oyunu olmayan korsan oyunu mu olur? Yani ne oluyor oğlum? <laughs> ya ben Assassin's Creed odasıydı bile yapıyorsun bunu hani. Değil mi? Abi Assassin's Creed'de bildiğin karşı gemiye saldırıp evet. geminin içine savaşabiliyorsun yani öyle bir Böyle şey var. Çok çok keyifli bir şey yani o. Hani Hocam. Benim çok hoşuma giden bir şeydi. Yani gemiyi vur öteki geminin abi. üzerine, sen kendi gemine atla karşı gemiye deş içeridekilere. Yani öyle bir rahatlık var onda. Bu onu... Yani bak elinde öyle bir şeyin sistemi de var senin yani bak... Assassin's Creed Black Flag var aynı zamanda korsan temalı biliyorsun. Oraya geleceğim. Bak, Onun devamı oraya... diyen insanlar var. Doğru mu abi? Yoksa alakası mı yok? Devamı yok, alakası yok. Alakası yok hmm. da... O, olay... O şey... yani Olayın çıkma yeri orası. Assassin's Creed Black Flag çok tutuldu o dönemde. Black Flag'ı biz dediler ki online'a çevireceğiz. Böyle bir oyun yapacağız. Black Flag üzerine işte bunları inşa edeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok güzel söylediler. Bak 2017 yılının E3 e, -E, -E, -E bak. inanılmaz bir farklılık var. Yani aslında yapacaklarının çok farklı bir çıkışı var. Yani orada söylediklerini yapsalarmış şu an patlayacaktı oyun zaten. Ama söylediklerinin hiçbir yok. Hani evet. aslında Black Flag'daki sistemin üzerine bu sistemi koysalardı oyun bitmişti. Evet, evet, bak bitmiş evet. de yani bir çünkü Assassin's Creed'de silah kullanabiliyorsun Black Flag'da adadan çıkabiliyorsun hmm. istediğin gibi yüzüp yüzerek suda karakterini yüzerek gemiye tırmanıyorsun hani Assassin'a gidebiliyorsun. Yani gemiden atla yüzerek git karşı gemiye veya yüzerek atla git mesela ben bir mekana gideyim, gemiyi araştırayım şeyin kenarına. Adanın kenarına atlayayım sudan <laughs> abi. Çok iyi. Evet atla suya bak odasıya mesela su grafikleri çok güzel. Çok Cam iyi. gibi böyle yeşilimsi bir su var ya atla suyun içine git. Yan adaya çık işte görevini yap gel hani bak o şekilde bir etkileşim olsaydı o bile şu anda çok fazla oyunun gidişatını değiştirirdi. Şimdi bazı yorumlarda şey okudum ben yine e, Uludağ Sözlük ve Ekşi Ek Sözlük'te Black Flag'den 10 yıl sonra çıkmasına rağmen Black Flag'den daha kötü grafiklere sahip denmiş. Buna katılıyor musun sen? Ben Black Flag'i de bulacağım şimdi. Onun da ben, bakalım. Ben katılmıyorum. Yok, Black Flag'den daha kötü değil ya. Yani oyunun grafikleri gayet güzel. Yani şimdi bak Black Flag'in şeyini aç. Hatta şu açayım anda Twitch'te yayın yapan var mı bilmiyorum. Bak Black Flag'in yayın yapan varsa YouTube'dan açayım abi. Ben yani YouTube. Aç, yok yani. O kadar da Black Flag açtığın zaman göreceksin zaten. Yaşının çok belli diyor. Boynu yaşın çok belli diyor ama hani biraz da cilalanmış hali olduğu için bence daha güzel bu right. grafikleri. Bakayım ama e, tabii arkadaşların herkesin yorumu farklı. Hemen açıyorum şimdi. Ben. Black, Black remastered. remastered yapsalar mesela Remastered yaparlarsa belki o zaman baya bir işler değişebilir. Remastered'da kafa kafaya olur diyorsun. Şimdi, tabii şimdi Remastered olduğu zaman bütün her şeyi yeni nesile göre işe alacaklar ya. Şu anda Black Flag bak gördüğümüz. Bak Black Flag, bak. Hani andırıyor ama grafikler de bunun kadar iyi değil yani bak. Değil. Yani ee... Evet bu arada ha tamam kalite iyi geliyormuş. Evet e, mesela bak şunun grafikleri de kötü yani mesela ben bunu oynayabilirim şu anda Yani çok kötü görünmüyor. Ama kaplamalarda falan net bir fark var. Ama yani pek pek gösteriyor, tabi canım. Tabi canım pek pek gösteriyor. Pek işte. Evet. Ama dediğim gibi Bak hani bu olay işte senin kaptanınla gemiden çıkıp işte e, şehir içinde veya işte başka bir adanın bir kenarında Gidip işte kılıç dalaşına girmen, oraya böyle savaşman, silah kullanman, tüfek kullanman olsaydı bak şu anda sadece bu olsaydı boyun çok daha farklı bir şey konumda olacaktı. Kesinlikle hani abi. bu kadar gö gömülmeyecekti. Tamam belki çok fazla yine ulan diyeceklerdi sen işte şunu yapmamışsın bunu yapmamışsın ama hani insanlar atıyorum şimdi 10 üzerinden 5 verdilerse o zaman 10 üzerinden 8 vereceklerdi. Ya bu şey yani, gibi abi şimdi adama sen pasta sipariş ediyorsun tamam mı? Abi diyor acayip bir pasta yapacağım sanıyor. diyor. 8 katlı pasta yapacağım diyor. İşte her diliminden farklı meyve de alacaksın diyor. Aynen. Ulan pasta bir geliyor 4 katlı. Meyve hiç yok içinde. 4 katı bir katı da yarım. Böyle saç mum da yok. Bir şey böyle, böyle bir pasta geliyor. Yani bu ona benzettim ben bunu hani. Adamları anlatmış şöyle olacak böyle olacak işte şöyle bilmem ne. Açık dünya inanılmaz savaşlar falan. Üf, bu ne var lan hani. oyun kurgusu yok. Görevler çok saçma çok dandik dediğin gibi ise ki öyledir. gidiyorsun onu patlattık. Alıyorsun bunu ya indir. Ya tekrarlıyor tamam mı? Yani Aynen öyle. işte git diyor bunu yap, git diyor bunu yap. Gidiyorsun o gemiyi patlat, bunu yap patlat. Çünkü gemi savaşının haricinde yapacağın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. bitti zaten. O yüzden de o yüzden de olay sadece gemi savaşını dönüyor. E gemi savaşında yapabileceğin ne var? Karşı gemiyi batırmak. O <laughs> kadar. Peki bir şey, şey soracağım ya. mesela. Gemiyi eee götürebildiğin en yüksek levele götürdün. Sonra ne oluyor abi? Hiçbir şey olmuyor. O kadar. Hani olmuyor da ne oluyor derken hiçbir şey olmuyor. Yani, yani. şey değil değil mi? Hani e, işte en yüksek defa ulaştın. Hani oyun sonu diye bir şey var mı bunda? Hani bizim e, bir oyun sonu var seviye var. Mesela şimdi 13. seviye maksimum seviye bizde. Şu anda oyunda. Ben on, o şey 14 oldu göre yeni güncellemeden sonra ben 12 diyeyim şu anda ama Hı -hı. şöyle bir şey var hani e, 14 olman şey yapman haricinde yani senin işte geminin verdiği hasarı artırmak haricinde hiçbir getirisi yok. Hmm. Yani hiçbir özelliği yok. oyunun sonunda işte end game'de yeni bir tane boss getirdiler. İşte boss fight'a giriyorsun. 4 game, 5 game bir şeyler şey. yapıyorsun falan. Hani yok bir şey yapabileceğim bir şey yapabileceğimiz yok. İşte bak videoda da zaten görüyorsun. İşte bölgede ele geçiriyorsun. O ele geçirdiğin bölgelerden gidip günlük altın topluyorsun. O da altınlar da işte normal işte, işte oyun içindeki gümüş karşılığında o imalatenden çalıştırıyorsun. Bu işletme bedeli buranın yani bu Hı -hı. aldığım aldığın bölgenin işletme bedeli bu. Bu işletme bedelini vererek işte buralardan işte rom bilmem ne işte ürün im imalat ediyorsun. Bunların da işte karşılığında altın alıyorsun. Bu altınlarda işte gemini yükseltiyorsun. İşte işte özelliklerini yükseltiyorsun. İşte bölgelerine karşı özel şeyler falan var. Bu yani yapacağın başka bir şey yok. Anladım. İşte gidiyorsun. Aslında ben canım sıkılıyor. Gidiyorum Fransız gemilerini satışıyorum. Hani hakikaten can sıkılsam korsanlık yapıyorum yani. Olay yok. <laughs> çünkü yani yok çünkü bak. Işte boss, boss fight'ında yeni işte sezon 1'de bir tane boss getirdiler. Bu arada 1. yıl 4 sezon olacakmış. Yani bir <laughs> sezon 1 yılda 4 sezon olacak. Bu ilk sezon. Hmm. <laughs> ee, şimdi getirdiler ki ben 4 kere 5 kere girdim. Bunlar World Event olarak geliyor. Herkesi <laughs> açık şekilde. Dünya etkinliği. <laughs> Tabii dünya etkinliği olarak geliyor. Giriyorsun abi yani 5 kere 6 kere girdim hiçbir şey düşmedi. Ha, onun haricinde düşenlerini aldık işte ufak tefek para edin bilmiyorum. işte şey hazine ayetleri var işte dostum bölgelerden hazine ayetleri açıyorsun oradan bir şey hediyeler bir şeyler çıkıyor para çıkıyor işte malzeme çıkıyor ama yani yok hani başka yapacak bir şey yok hani ondan sonra git gemininle liman liman gez altın topla işin bitti mi çık başka oyuna gir yani bitti olay bitti görev yapacak bir şey yok bak yan göllerin hepsini bitirdim ana göllerin hepsini bitirdim ee, şeydeki bir bu e, bantiler olur ya hani diye oynadık. Evet. Bantiler. de bitirdim. E, yok abi yok yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ve içerik çok azmış oyunda. Yani ben akşamdan akşam oynuyorum. Benim işiri bitirmem 15 gün sürdü. Bak 15 günde o evet. bak bir 15 de, günde ben işiri bitirdim. Bir de mesela normalde böyle hani yayıncılar biliyorsun Twitch'te olsun, YouTube'da olsun 3 saatte 3 günde 2 günde 3 günde oyunu bitirdi. Evet. O üç günde bitirenler hani oyunu komple bitirdi yani artık Bütün bölgede ele geçirmiş bütün haritayı eline geçirmiş Hepsinin altında ne yüksekse yükseltmiş adamlar Hani bir turda Mesela şimdi ben 1500-2000 altın aldım az önce Hani burada bu video değil ama Bir önceki yayında mesela son yayınımda Yani e 5000 5600 falan şeye çıkardım altına çıkardım Adamlar 300 bin 400 500 bin altın topluyor bir, bir turda Bak o derece patlatmışlar. Adam 500 bin altın alıyor. Hani onu harcayacak yeri yok. İşte Anladın yani şeyde şey de çok çabuk ulaşıyor o zaman insanlar. Finale Tabii, Finale. çok çabuk ulaşıyor. Finalin finalini bitirdiler. Yani onlar tamamen şey yaptılar. Anladım. Bir de gemi. 10 tane gemi var. E, i̇şte onlar kademe kademe. Ama Abi benim anladığım açıkçası... her anlamda fiyasko bir oyun bu. Yani hiç yani e, belki oyun tarihinin yani, en, en bak, feyli oyunlarından biri. Oynattırıyor kendini ama dediğin gibi tamamen fiyasko yani. Hani beklenenin çok çok altında. Anladım. Ha ben ya. bak bak ben bu kadar gömüyorum oyunu. Ama severek oynuyorum. Yani alternatifsiz. seviyorum çünkü. O alternatifsiz oynuyorum çünkü. Hoşuma gidiyor abi. Çünkü benim ben Black Flag'den bu yana bekledim benim korsan şeyiydi. Temalı bir oyundu ve hani yok şu anda başka böyle bu şekilde bu tarzda yapan bir oyun yok. Anladım hocam. Ha bir ara Sid Meier's Pirates vardı. Belki çok eskiden hatırlarsın. Sid Meier's'in Pirates diye bir oyunu vardı. Yok abi. Korsan diye. O da çok eski bir oyundur. Aynı buna benzer farklı bir teması vardı. Ama hani dediğim gibi böyle açık dünya işte geminle çık, karakterinle çık, Assassin Creed Deck gibi şey yap. Böyle bir oyun olmadığı için ben de hani oynuyorum ben yani hoşuma gidiyor. Hani oynamada devam edeceğim bir şekilde devam edeceğim. Anladım. Ha, ama evet. ne olacak tabii bu zaman geçtikçe bu oynama süresi düşüyor artık. yani Kesinlikle ilk başta 10 saat oyun mesela. İlk zamanlar ben günde 6 saat falan oynuyordum. Ciddi ciddi 5 saat, 5 saat, 6 saat. İşten gidiyorum, yemek yiyorum. Oyunun başına geçiyorum, yatana kadar hep boyundayım. Hmm, ondan sonra Öyleydi. Tabii... Ama ondan sonra günde bir saat. Bırakıyorsun. Çünkü artık çünkü yapacak bir şey yok. Hani turla, altınları topla. İşte Geleceğim World Event'e gir. Evet, World Event'e gir. Kestim, bitti. E ne yapacaksın abi? Boş boş kesecek mi? çıkıyorsun, başka oyuna giriyorsun. Anladım. Hani boş gezmek de bir şey ifade etmiyor. Kesinlikle öyle. Yani e, az çok inceledik. Anlattın sen de deneyimlerini. Aynen. Oyun görüşünü yani sezon işi tükettik sayılır. O yüzden evet. yeni sezonu bekleyeceğiz. O da 3 kaç 58 gün falan vardı galiba. Yani daha 2 ay falan var. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yavaş yavaş kapatalım abi. Hani yok şu anda. Şu anda ben senin başka şey yapılacak. Benim bir soracağım şey yoksa... bir soru var mı diye düşüneyim. Yok abi ya. Zaten. Ha dediğim gibi yani gemi olayı bak güzel 5 6 çeşit 10 çeşit gemi yapmışlar ama işte onda da o şeyi getirememişler. O dengeyi. Şimdi gemilerde de böyle hani seviye arttıkça yeni gemi alıyorsun. İşte bir üst gemi alman için işte diyor senin karakterin seviyesi şu olmalı. Hmm. İşte korsan seviyesine geldiğim bu gemiler açılıyor ama hani karakterin gelişmesinde gelişmesini de abi ne kadar saç. Hiçbir <laughs> özel. Ha? Onu diyorum bak karakterini seviye atlattırıyoruz sana. Atlattırıyorsun işte ben mesela Kingpin oldum. Kingpin'i aldığın en son seviye. Yani Kingpin seviyesine geldi mi oyun sonu oluyor anne hani Kingpin'de. Hmm. Kingpin artık daha fazla üstün yok. Hani Kingpin 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor artık. Yani çünkü Kingpin senin aldığın son rütbe. Evet. Ama abi Kingpin oldun da karakterim hiçbir özelliği yok ki Kingpin onun ne şey avantajı oldu şimdi? Bir mantığı yok evet anladım. Artık. Sadece gemi açtım. Gemilerimi işte Kingpin'de yaptım ama boş ya, yani. Ya, üç 3 tane gemi. Yani en son çıkan 3 gemi şu anda seviye son. Hani öyle diyeyim ben. Son seviyeye yani denk gemiler. Mesela ondan önce çık ondan önce de güzel gemiler var. Ama bunları sen kullandığın zaman son seviye eşitlemiyor seni. Çok güçlü kalıyorsun. Öyle bir dengesizlik var. Abi ben son seviyeye gelmişim. O gemiyi ben şimdi en son aldığım silahları o gemiye taktığım o geminin de son seviyeye gelmesi lazım normal şartlarda. Evet. Çünkü, çünkü geminin bir özelliği yok ki. Sen silahlarını yükseltiyorsun. Gövdenin bir özelliği olan ha, silahlarla. Gövdenin, tamam, gövdenin tabii ufak tefek şeyi var yani çeşit özelliği var ama hani demek istedim şimdi orada da bak çok farklı özellikli olan gemiler var. O gemileri ben endgame'de de kullanmayı isterdim. Bak bunu da yapamamışlar. Hani seni şimdi bir bu en son gelen e, şeyle beraber sezonla beraber gelen bir tane gemi var. O bir iki tane de ana gemi var. Üç. Üç tane gemiye mahkum ediyor. Gerek kalan hmm. diğer gemiler bak 10 tane gemi var. Yedi tanesi çöp. Yani abi bırak o gemileri de ben kullanayım. Çeşitlilik olsun. Yani ben çıktığım zaman denize işte bilmem kaç milyon kilometre kadar okyanusta Üç tane gemi görüyorum yani üç farklı gemi sadece bu üç gemi etrafından dönüyor abi bırak öteki gemi de kullanalım yani. Evet, adam evet, kesin, o, da, o da öteki geminin şeklini tabii canım öteki geminin şeklini hoşuna gider. Ben der ki bu gemiyi kullanacağım abi der geminin yavaş gitmesi işte veya bir tane direnme bir tane yelkin olması beni bir şeye fayda etmiyor. Benim hoşuma gidiyor der adam onu kullanır. Hatta ben World of Warship tarzında bir şey getirseler daha başarılı olurlardı. Bak, World of Worship gibi olsaymış, cennet farklı olurmuş yani. Daha Portante mala olacak gibi. ama World of Worship kafasında olacak ama ayrıyetten de karakterinle e, bir şey yapacaksın yani gelişimi olacak? O karakter bir işe yarayacak. Hani Bilmiyorum, sadece. Griftiyi yani istemediler herhalde. Belki de yani Ubisoft abi yapıştır geçti de. Ya, şu anda bak ya arka planda iş. gördüğün gibi aslında Grifti çok güzel yani bak. Evet. İyi yani. Bu aldım bu arada bu işte 15. en son. Kez on şu anda kullandım. Bu sport gemi, healer gemisi aslında. Çünkü Hı -hı. E, belli bir şey var. Bu geminin etrafındaki müttefiklerin de canlarını yavaş yavaş dolduruyor bu gemi. Sen kullandın tamam, ben yandaki canları dolduruyor tabi. Tamam okey. Onlara şey yani. veriyor, can can puanı veriyor. Evet. Okay. Erhan teşekkür ederiz yorumlarınızı. Biraz çok gömdük oyunu. izleyen arkadaşlar. Yok, ama işte. neyse ama abi. Yani... Ama çünkü. Tabii ee, gerçekten gömememin sebebi dediğim gibi abi çok büyük hayal kırıklığırdım Yani ben ben bunu beklemiyordum. Yani daha iyi bir şey bekliyordum. Çünkü bak 2017'den 2024'de belki 10 sene öyle diyelim artık. 2017 2027 olur ama olsun. Yani 10 sene diyelim ya ya 7 sene senesi. 7 sene beklemişsin ve elinde hiçbir şey yok. Ya ben şöyle söyleyeyim mi? Çok büyük hayal kırıklığı yaratıyor yani. Rockstar yapsa şu oyun Tamam Rockstar yapsa. Ah ah <gülüyor> 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 <laughs> hani oyun teması gibi. Aynen yani. efsane bir şey çıkar. E, hatta e, şey neydi? Resident Evil'in miydi yapımcısı? Galiba. Yok, ya, Resident, o... Resident Evil'in şey Capcom değil miydi? E, Capcom özür dilerim özür dilerim Capcom. E, Capcom. Capcom yapsa yine farklı bir şey çıkardı. Mesela Seni Resident Evil serileri Capcom'un da şeyi de Kesinlikle bu arada devam. onu dışı ama şeyi e, Dragons Dogma 2'yi de aldım ben bu arada yani o çıkıyor bu akşam oyun. Ha, mı? Aa, o zaman şey yapalım. Dragon Dogma 2'yi de oynayacağım yani. Türkçe şey yok, desteği yok. O ha, yama yapacak. yamasını bekliyorum. Yaması yapsın, yamayla çıkacak. Deneyeceğim. Çıkar hemen ya. Artık e, hızlı bir şekilde yama çıkaran ekipler oluyor yani. Hızlı bir şekilde yama çıkarıyorlar. Evet. E, teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Erhan, evet. var mı diyeceğim bir şey? Buyur. Valla diyeceğim yok arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, elimizden geldik kadar dilimizin döndüğü kadar oyunu gömdük. <gülüyor> 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 ama ya çok kızgın olduğum için bu kadar da gömdüm biraz da. Tabii hani tabii, var kötü yani yok değil ama e, e atalarından fazla. O yüzden e ama oynuyorum. Zaten yayınlarda da görüyorlar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. <laughs> Kendinize